Muğla Valisi Amir Çiçek, kamu kurumlarının 2015 yılı çalışmaları ve 2016 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlardan briefingleri almaya başladı. Düzenlenen ilk toplantıda Muğla İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdür Hakan Çetin Kayayla, Vali Yardımcılarından Mevlüt Kurban, Fethi Özdemir, Mehmet Fikret Çavuş, Rıza Dalan ve Kamu Kurum Müdürleri hazır bulundu. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ilk toplantıda brifing veren birimler oldu. Konuşmasında Muğla'nın ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için bürokratik engel tanımadan, vatandaşa hizmeti hızlı bir şekilde ulaştırmanın gerekliliği vurgulayan Vali Çiçek, Muğla'nın ekonomik temelleri turizm, madencilik ve tarıma dayanmaktadır. Bu sektörlerde vizyonumuzu ortak akıl kolektif hareketle yapacakları da birlikte takip ederek gerçekleştirirsek daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır, dedi. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından verilen brifingde Vali Çiçek, gelen ödeneklerin karşılaşılan çeşitli sorunlar nedeniyle kullanılmamasının aşılması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Ödeneklerin kullanılmamasının önemli bölümü imar konusundan kaynaklanıyor. Bu konuda yaşanan sıkıntılar, ilgili kurumların koordineli çalışarak var olan ya da oldurulmaya yönelik engelleri aşarak kısa zamanda çözmelidirler. Orman, sit, özel çevre diyerek işleri durdurmamalıyız. Yasaların dışına çıkın demiyorum. Koru ve kullan bakış açısıyla çözümleyici yaklaşmalıyız. Gelen ödenekleri kullanmamak marifet değil, önemli olan ödenekleri vatandaşlarımızın yararlanacağı, kamu yararı gözetilerek harcanmasıdır. Hareketli, dinamik bir şekilde çalışmalıyız. Yasakçı bir zihniyet mantığıyla iş yapamayız. Vatandaşın zamanını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz, dedi. İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin ise Muğla'da sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkındaki brifing sunumunda Bakanlığımız ve müdürlüğümüzce planlanan yatırımlara 184 milyon 85 bin lira kaynak ayrılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar ilimize toplam 373 milyon 358 bin 138 liralık yatırım yapılmış olacaktır, dedi.